İrfan Meclisi'nde merhabalar, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyoruz. Ee, İrfan Meclisi'nde bugün e, nefs terbiyesi, nefs eğitiminde e, bir yöntem olarak e, zikir meselesini konuşacağız. Zikrin çeşitleri var. E, çeşitli tasavvuf ekollerinin kullandıkları çeşitli e, zikir biçimleri, zikir teknikleri var. E, seslisi, e, sessiz olanı, cehri, diye daha önce birkaç kere ...bahsettiğimiz çeşitleri var. Sema ayini var. Belli zikir reçeteleri ve virtler var. Bütün bunları konuşmaya çalışacağız. Konuğumuz her zamanki gibi, her zaman olduğu gibi Profesör Doktora Hasan Kermin Yılmaz hocamız. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hayırlı yayınlar diliyoruz. Hayırlı yayınlar olsun. Hayırlı yayınlar diliyoruz, evet. Ee, şimdi e, yani nefs e, terbiyesi için... E, Terbiye etmek deyince hemen aklı daha zor, daha böyle e, tırnak içinde acılı kısmen e, şeyler geliyor. Biraz gibi, öyle, riyazat. Biraz olurdu. riyazat. İşte halvettir, aç bırakmaktır, evet. uykusuzluktur Doğru. falan. Zor olan Zikir aslında böyle değil ama evet. bir yandan da bizim bütün büyüklerimiz ehlullah hep zikrin e, çok etkili bir yani bu, bu kadar zahmetli olmamakla birlikte çok etkili bir tedavi yöntemi olduğunda söylüyorlar. Evet, yani e, özellikle e, tasavvuf uyitlerinin, irfan geleneğinin e, kullandığı bir e, deyim var. Arapça bir deyim var. E, zikri e, nefsin tedavisinde e, çok etkin olduğunu söyleyen de bir mesaj aslında o. E, Ettevhidu tiryâkun tev e, ekber Fi thübân nefs. Tevhid zikri e, nefs e, yılanına karşı en güçlü panzehirdir. Tevhid zikri nedir hocam? Heh, tevhid zikri nedir ona e, şey yapalım. Tevhid zikri La ilahe illallah yani nefi ve isbattan oluşan ve bizim e, imanın duhuli için, imana girmiş olmak için Temel e, kelime tevhid dediğimiz ögedir. Yani bir insanın mümin olması adına e, hem kalben hem lisanen söylemesi gereken o kelimedir. İki boyutu vardır. Bir Allah'ın birliği varlığını ifade eden tarafı, bir de peygamberimizin onun elçisi olduğunu ifade eden tarafı vardır. Ama e, burada e, kastedilen şey o işte nef ve ispat dediğimiz la ilahe hiçbir ilah Hiçbir tanrı yoktur illallah sadece Allah vardır. Yani insanın dış dünyada dikkatini çeken, ilgisini celbeden ve onun gönlünün akabileceği ihtimallere karşı adeta yani senin gönlünün takıldığı, muhabbet duyabileceğin her şeyi yok say sevgiye, ibadete, kulluğa yönelişe layık olarak sadece Allah'ı kabul et manasındaki la ilahe illallah tevhid zikri. Hakikaten bu e, manası ve bütünlüğüyle yani hem nefi e, Allah'ın dışındaki her şeyi yok saymayı insana öğretmesi sonra da illallah ile ispatı ile e, hem zihni bakımdan bir doygunluk meydana getiriyor. Kafamızdaki istifamların hepsine cevap veriyor. Yani Allah'tan başka Tanrı, efendime yönelecek, sevilecek bir varlık bulunmadığını, ilah ve mabudu hakiki olmadığını söylüyoruz. İllallah diyerek de bunu pekiştirmiş oluyoruz. Dolayısıyla böyle bir algıyla, idrakle yapılacak olan zikir bizim nefsimizin, çünkü insan nefsi çok kaygan, yani otada çöpe de, Afedersiniz tabiri caizse meyletmeye yatkın dünyanın her türlü alayişi, süsü, cazibesi ona Hoş gelebiliyor, o tarafa doğru kayabiliyor. Bu kaymaları önlemek için zihninizle düşünerek, kalbinizle teyit ederek böyle bir tevhid zikrine yoğunlaşabilirseniz işte bu e, sizin nefsinizi kontrol etmede en güçlü ögedir, etkendir. Hocam yoğunlaşabilirseniz dediniz, e, kalp dediniz, dil dediniz. E, bu kolay bir şey mi? Bunun bir yöntemi nedir hocam? Zaten işte kolay olmadığı için… Yani yoğunlaşmanın ve kalp zikrinin… Yöntemi, yöntemi nedir? Tabii kolay olmadığı için bu söyleniyor. Yani hakikaten insan dikkati, insanın hem dedikleri, himmet dedikleri dikkati, teksifi zor bir hadise. Yani insanın bir noktada dikkatini toplaması, bugün pedagojik olarak da öyle, çocukların da hani dikkat dağınıklığı diye bir problemi var. Yani özellikle yeni yetişmekte olan çocukların dikkat dağınıklığı var. Bu ilerledikçe de bazen azalan ama bazen de çoğalan bir rahatsızlık olarak herkeste görülebilir. İşte aslında bu dikkat dağınıklılığının kullukta, ibadette olan kısmı bir bakıma bu alana tahallük ediyor. Yani insanın dikkatini aynı noktaya teksif ederek namazını, ibadetini, kulluğunu, işini yoğunlaştırabilmesi hadisesidir. Yani dolayısıyla insan dışıdan duyduğu sesle, bir kenarda duyduğu görüntüyle veya bir gürültüyle dikkati dağılıp mevcut meşgul olduğu e, ilgisinden kopabiliyor. Dolayısıyla bu zikirse o zikirden de kopması söz konusu olabiliyor. İbadetse orada dikkati dağınıp haz alması, huşu duyması zaafa uğrayabiliyor. İşte e, eğitim ve terbiye burada gerekiyor. Yani insanın Hı. olabildiğince bu dış alayık ve avayık dediğimiz etkilerden soyutlanıp e, kendisini olabildiğince o meşgul olduğu zihnin ve kalbin meşgul olduğu alana verebilmesi işi işte namazın ibadetin taatın Kur'an okumanın selevat getirmenin dua etmenin hepsinin ana amacı bu teksifle Allah'ın huzurunda olduğu duygusuna ermeye çalışması ve işte virt dediğimiz şey de bu yani belli şeyleri tekrarlayarak belli lafızları evet. e, evrat dediğim hizip dediğimiz Kur'an'ın belli bölümlerini belli zamanlarda okumak Onları birazdan bir açmak biraz istiyorum hocam tabii Evet, Şimdi Daha pratik bir şey sormak istiyorum Aydın Bulut'un sorusuyla. Şöyle zikrin diyor belli bir tarzı ve şekli var mıdır? Yani çünkü bir konsantre olmamız lazım ama bunun için yani tavsiye edilen şey midir? Mesela belli bir şekilde dış etkenlere karşı Şimdi, uzak e, durmak, bir yere yani, kapanmak. Kur'an-ı Kerim'in bize talim ettiği zikir lafızlarından yola çıkarak baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bir mutlak zikirle bizi e, sorumlu tutuyor. Bir de mukayyet. Ne demek? Ya yani mutlak zikir yani e, zikrin olabileceği en güzel şekli. Yani zikir denilebilecek özelliklerin e, bütün detaylarını havi olan zikre zikri mutlak diyoruz ki Allah Teala bu manada emirler veriyor. Yani ya yuhallazina amenu zikran kesira diyor mesela yani Allah Teala'yı nasıl zikretmek gerekiyor? Çok 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 anın. Başka bir ibadet için çok geçmiyor herhalde hocam Kur'an-ı Kerim. Adilen belki geçiyorsa yani. da ama zikirle ilgili böyle ifadeler var. Ama bunun dışında bir mukayyet olanları da var. Yani şekli e, tarif edilen, ebeli şekillerle Hı. mesela diyor ki ve isme rabbike yani Rabbinin adını an Aha. diyerek bir şekil, e, tavır belli eden zikir emirleri var. Şimdi bu mutlak zikirle mukayyet zikir arasında fark var. Mutlak zikir yani Allah'ı hiç unutmayacak seviyede olabildiğince dikkatini, rikkatini teksif edebileceği bir noktaya yoğunlaşması hadisesi mutlak zikir olarak algılanabilir ve hedef zaten ona erişebilmektir. İsim zikri veya mukayyet zikirler ona taşıyan, ona götüren, orada yoğunlaşmamızı sağlayan araç ve vasıtalar ve vesileler olarak e, değerlendirilir. Hocam şöyle mi anlayacağız? Şimdi He. mukayyet zikirde mesela ne dediniz? İsmini anmak. Almak, ve zaman. la ilahe illallah dediniz başta. Kelimeyi Kelime te tekrarlamak. Dediniz. Mesela şey, işte tevhid, e, al, ismi celal, hu, kayyum, subhanallah, Allah. elhamdülillah. Lafızları yani yani veya zamanını o, zaman da söylüyor. Bükraten ve asile ayetin devamında. Sabah ve akşam. Yani akşam orada diyor. yine bir sınır çiziyor. Öbüründe ise zaman da çizmiyor, vakit de çizmiyor. Yani siz zihninizde ve kalbinizde Allah'ı unutmayacak bir derinliğe, bir enginliğe ulaşın. O nihai bir nokta aslında. Yani dille e, olması şart değil orada. Bil. Çünkü orada, daimi tabii. olduğu için. Kalp ve zihinle. Hı. Yani kalple, kalbin atışlarıyla ve zihinle o noktaya teksif. Dükkanındayım ya da ev tabii, hanımı, hani, evinde iş, işini yaparken. Ticaretun la tulihim ticaret, ve la bey'un zikirle. Yani ricalun ricalun la tulhim ziyaretu ve la Yani öyle erler vardır ki, öyle yiğit insanlar vardır ki onları hiçbir ticaret ve alışveriş Allah'ın zikrinden aldık koymaz. Evet. Yani dolayısıyla dünyevi meşguliyetleri, masa başında bulmuşları, tarlada çalışıyor olmaları, fabrikada iş yapıyor olmaları, kalplerinin Cenabı Hakk'ın muhabbetiyle, zikiyle, sevgisiyle meşguliyetini engel Teşkil etmez. Bu tabii hakikaten yüksek bir seviye ve güzel bir seviye. Aslında bütün mümin inanan insanlar için e, nihai hedef budur. Yani Allah ile birlikte, zamaniyet de bu zaten. Yani Allah'ı hiç unutmayacak şekilde onunla beraber olmak. Ve <laughs> O zaten bizimle beraber ama bizim onunla beraber olmaklığımız burada e, arzu edilen bir Biz yani. onunla beraber Biz miyiz? Biz onunla beraber miyiz? Ki çoğu zaman onunla beraber olmaktan kopuyoruz. Yani başka dünyevi şeylere, yani o ricalun la tülhim ticaretun ve la verin azikillah de anlatılan şeyden, ticaret veya benzeri onun alt birim sayılacak olan iş ve eylemler bizi oradan koparabiliyor. Onun için yani bunu bir temrinle, bir mümareseyle, bir terbiyeyle, tekrarlayarak e, yerine getirdiğimiz zaman nefsimizin de ona rağm olması, nefsimizin de zaman içerisinde e, ondan haz almaya başlayıp nihayette mutmain olması. Öyle ya, ya ayetü nefsül mutmain ne diyor Allah Teala? Yani nefis demek ki bir süre sonra bu zikrin kendi üzerine meydana getirdiği tesirlerle itmi'nan Elde sadece hatta zikirle İsmi İnancına söylüyor. elbette la ilaha illallah ve ayet-i düşünürseniz hakikaten sadece o ona itimi inan verir. Nasıl anlamak lazım hocam O doygunluğa de. o ona haz, manevi lezzet ve doygunluk verir. Yoksa nefis hep açtır. Yani nefsin özelliği odur. Nefis sürekli e, birinden doyunca hemen arkasından yeni açlıklarla insanı eee müptelâ kılar. Yani hiçbir zaman tamam oldu Demiyorum. diye pes etmez ama zikri ilahiye erdi mi artık orada itminana erer, doyar, artık başka bir şeyde gözü kalmaz. Yani hazların en güzelini, lezzetlerin en hoş olanını, en kalıcı olanını, yani zihninin, kalbinin, her vücudunu ve ruhun her zerresinin e, haz aldığı bir şeyi yaşamış olmaktan dolayı, yani şunun tadına da bakayım, şunun da lezzetinden işte nasılmış bir haz alayım demesi söz konusu olmuyor artık yani. Demek ki o yüzden Allah Hı. Teala nefs için e, e, zikirle mutmain olduğunu ancak onunla mutmain olduğunu Hocam zikrin bahsedelim. lezzetinden bahsettiniz ya şimdi bu lezzet hemen başta alınabilecek bir şey mi yoksa bununla bir eğitim mi? E şüphesiz yani başlangıçta bir yapılan bir zikir başlangıçtaki zorluğu da var çünkü. Bunun. Başlangıçta hemen bir haz alması mümkün olmayabilir insan ama tekrarlanarak tekrarlanarak e, tefekkürle, tezekkürle, tedebbürle e, bunun e, insan e, damağında bile e, bir haz oluşturması, bedeninde ve ruhunda güzelliklerin açılmasına vesile olması hakikaten önemli. Onun için bu şeyin zikrin iksarı da önemli. Yani çok yapılması, çokça tekrarlanması da önemli. E, nitekim Hüdayi Hazretleri'nden ben bir, bir iki şiir e, e, açtım bugün burada bu konuyu paylaşırken özellikle seyircilerimize iksa rizkullah çok zikret evet bakın aşı daire daimi halinde olmak evet zulmet konağın göçe gör yani bu dünyanın karanlığını zulmet konağından geçe gör ne Envar ile envarı zikrullah ile abu hayatı içe gör yani o bengi suyu sana hayat veren o e, hayat veren o suyu, hayat veren o suyu içe gör ne ile? Enhar zikrullah ile. Yani zikrullahın nehirleriyle onun sana sunduğu abu hayat veren suyu oradan iç, içmeye çalış. Ayarı sürmek kastın et. Yani Allah'ın dışındaki gayr kabul edilen ne varsa bunları gönülden sürmeyi hedef haline getir, kastın et. Maksuda ermek kastın et. Niyetin yine maksud olan yönelmiş bulunan Allah Teala olsun. Mahbubu görmek kastın et. Yani Cenab-ı Hakk'ı müşahede makamına erip asarını, evsafını, kudretini temaşa edebilecek bir gönül gözüne kavuşmayı hedefle. Her barı zikrullah ile. Her anı zikrullah ile. Demek ki yani zikrullahı tekrarlamak, sürekli yapmak zaman içerisinde insanın bu noktalara ulaşmasına, yani karanlığın dağılmasına, Cenab-ı Hakk'ın rızasına ermeye, hayatın kolaylaşmasına vesile oluyor. Derdin hevaya erişse, derdin devaya erişse edersin. kalbin safaya erişse, lütfu ataya erişse, İsa rızıkullah ile. Yani istiyorsan derdin devaya erişsin, kalbin safa bulsun, lütfü ataya erişesin, o zaman... Zikrullah her şeyin Sonuçları sürede. bunlar yani. Evet. E, zikrullah'ı her şeyin üzerinde gör. İsarı ondan yana yap. Galip olur zikri huda. Gitsin nazardan masiva. Galip olup zikri huda. Hakkın zikrinin galip olup e, nazardan masivanın kaybolmasını istiyorsan Rabbul lisan ol daima. Dilin Allah'ın zikriyle ıslak hale gelsin. Güftarı zikrullah ile Allah'ın adını söyleyerek bu hale gel. Sadık ol ola ger. Aşk eri. eğer aşk eri, sadıksa samimi ise sözünde olur hakikat mazharı. Çözümü söylüyor. Nusret bulur din askeri. Ne güzel. Dine hizmet eden kişi zafere erer. Yardım bulur. Serdar zikrullah ile. Zikrullah yani. bir ordu var, asker evet. var, komutanı, var. Komutanı da zikrullah. Evet zikr ile mezkura eriş. Yani o zikredilen yüce zata Allah Teala'ya zikir sayesinde eriş. Geç huriden nura eriş. Huriye gılmana takılma, nur ilahiye koş. Bir kenzi mestura eriş. Kenzi mahfi diye anlatılan hadisteki ona da işaret da bulunuyor. İzhar zikrullah ile. Kim ki ola sıdk ile kul. Evet, sıdk ile kim olur? Kul olursa Mevlasını unutmaz ol, değil mi? Sıddık ile kul olduğunu Allah'ı unutmaz. Bulur hüdayi hakka yol, iksarı Allah ile. Yani hakka yol bulmanın yolu Cenab-ı Hakk'ın zikrini çok yapmaktır. Bunu asla dilden dur etmemek demek. Hocam şimdi siz okurken tabii zihnimde bu şeyin belki birçok izleyicimizin zihninde de o oldu. İlahi formunda zihnimde dönüyor bir anda. Aynen öyle. <laughs> Zaten bunların amacı o. Şimdi hocam yani... bir soru geldi oraya bağlayacağım. <laughs> Şimdi Umut Kılıçarslan bey diyor ki tabii bir şeye geldi bu soru sebebiyle de zikir ekolleri, zikir biçimleri meselesine de geliyor hı -hı, konu hı. biraz. Müzik aletleri eşliğinde zikir diyor. Bu nasıldır? Doğru mudur? Onu da soruyor Umut Kılıçarslan. Hani bu ilahi formunda zi zihnimizde dönüyor. Ee, tabii Mevlevi ayini de var. Belki oraya da gireceğiz ama nasıl evet. e, yaklaşmak lazım bu ekolleşmeler bu ee, e, şeyler. yani şimdi güzel ses, ahenk, e, ister insan sesi olsun, ister başka e, aletlerle icra edilen yani işte ney sesi, e, kudum bendir sesi vesaire gibi sesler olsun. Yani bu seslerin ahengi, ritmi bizim zihnimizde ve kalbimizde hakikaten şeyi çağrıştırıyorsa, Allah'ın zikrini çağrıştırıyor ve kalbimizin onlarla bütünleşmesini sağlıyorsa, bundan doğal ne olabilir ki? Kainatta o kadar çok bize bu tür Allah'ın zikrini hatırlatan eşya var. Biz onlarla bütünleşerek zaten Cenab-ı Hakk'ı zikrediyoruz o zaman ve etmemiz isteniyor bizim. Çünkü allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde muhtelif ayetlerde, ''Sebbeha yusebbihu'' formatında, Gök, yerlerde ve göklerde ne varsa bunların hepsini Allah'ı tesbih ettiğini, hmm. zikrettiğini, andığını ısrarla ifade ediyor ve e, ve in min şeyin illa yusabbihu bihamdihi ve lakin la tefkahun tesbihu ayet kermesiyle yani hiçbir şey yoktur ki Cenab-ı Hakk'ı tesbih ediyor olmasın e, lafızları ya da kainattaki her varlığın kendi dilince, kendi algısınca Cenab-ı Hakk'ı zikrettiğini ifade ediyor. Şimdi bu musiki ve ritimle yapılan çalgı ayetleri yapılan şeylerde aslında bizim zihnimizdeki Allah la ilahe illallah hu vesaire gibi zikre müteallik olan duygularımızı tahrik ediyor ve bizi o tarafa doğru yönlendiriyorsa bu aynı zamanda bir muharriktir. Motivasyon vesilesi olmaktadır. ha nedir belki şey olan? Yani işte insanı e, nefsani, şehevi duygulara doğru sevk eden bir şey varsa ki bu zaten ilahilerde olmaz. E, o tür musikiyle ilgili bir takım kaygılar elbette o, o olabilir. Zikir, o ayrı zaten. Değil, zaten değil zaten. Ama bize Allah'ı, Resulullah'ı, ahireti, kıyameti, dostu, kardeşliği, sevgiyi hatırlatan ve ahenkle söylenen, ister insan sesiyle ister başka e, şeyle, enstrümanlarla söylenen e, sesler mutlaka bizi zikirle buluşturur ve bunların kullanılmasının bir mahzuru yoktur. Önemli olan zaten insanın işte o dikkatini, dikkatini bir şekilde yönlendirmektir. Yani niye Mehter Marşı çalınır savaş meydanlarında? Yani o Mehter Marşı'nın insana verdiği motivasyon var. Yani bir kahramanlık duygusu, bir şecaat duygusu, bir hareket, bir adrenalin yükseltiyor insanda ve insanın zihnindeki kalbindeki korkuyu ölüm korkusunu, düşman korkusunu izal edip ya Allah ya Bismillah deyip savaşa doğru gitmesini motive ediyor. Yani aslında bu şeylerin, enstrümanların, musiki aletlerin her birinin yani insana veya başka varlıklara etkeden özelliği var. Yani şimdi çalınan musiki'nin bitkilere, bitkilerin büyümesine ve gelişmesine, hayvanatın hareketlerinin artmasına, Efendim develerin yürüyüşünün hızlanmasına etki ettiği tarihi misallerle hep anlatılır. Yani bugün laboratuvarda da bunlar test edilmiştir. Yani o e, ahenkli seslerin ve musikinin e, tavukların üzerindeki tesiri e, veya başka varlıkların üzerindeki tesiri bugün bilinen bir husustur. Dolayısıyla insanlar üzerinde de böyle bir tesir olduğu muhakkak bunun. Dolayısıyla bunun e, zikir meclislerinde bir enstrüman Etkisine olarak. bakalım diyorsunuz. Evet etkisine bakmak lazım. Hocam, Baktığınız zaman da e, pozitif şeyler olduğunu görüyoruz. Görüyoruz. Bununla bağlantılı başka bir şey. Arzu Hanım sesli zikir, sessiz zikir bunların hmm. hangisi daha faziletlidir? Bir ayrım yapabilir miyiz? Yapmalı mıyız? Şimdi diye de sormuş e, Araf suresinde Allah Teala Hazretleri e, zikirle ilgili bir ölçü veriyor. Yani aslında doğrudan Sessiz çok eftaldir, sessiz eftal değildir veya yani tersini söylemek mümkün değil. Her ikisinin de yeri var. Önemli olan abartıdan uzak, yani insanın kendi haz aldığı, manevi lezzet aldığı ölçüde bunu yapmasıdır. Efendimiz'in tavsiyeleri de o istikamettedir. Çok yüksek dua okuyan, Kur'an-ı Kerim okuyanı sesini indirmesi istikametinde uyarmıştır. Tersi çok sessiz okuyanı da biraz sesini yükseltmesi istikametinde uyarmıştır. Ayette de şöyle diyor Allah Teala وَاذْكُرْ رَبَّكَ ف۪ي نَفْسِكَ ve وَخ۪يفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ Yani Rabb'ını kendi içinde kendi nefsinde, kendi özünde an. Nasıl? Tadarruan, an. Yalvararak, boynu bükük. Yani böyle mahviyet içerisinde. Ve gizli. Ve dunel cehr. ve çok bağırmadan. Yani sözü çok abartıyla, yüksek sesle değil. Olabildiğince içeriden olmasını emrediyor. Bu tabii çok bağırmayı yasakladığı gibi çok sessiz olmaya da hafifliği çıkarım. Aslında bir orta yol izlememizi bize bir bakım emrediyor. Ha şöyle, şimdi bazen e, an cemaatin yapılan toplu zikirlerde e, sesli olması, yüksek sesli olması e, hakikaten dikkati teksif etme ve motivasyonu yükselterek hak, e, o zikrin havasına, ritmine iştirak bakımından önemli. Ama tek başınıza zikrettiğiniz zaman da e, bunun içten o tadarru ile, niyaz ile olması da ayrı bir güzellik. Dolayısıyla bunun biri öbüründen daha iyidir, öbürü daha… Şey Biraz bir tek... hale, vakti, mizaca ha, göre değişiyor. Yani insanın gibi. kabiliyetine, kapasitesine, içinde bulunduğu pozisyona, e, duruma göre bir değişir. Yer, evet Yeri vardır yüksek sesle zikretmek hakikaten önemlidir ve hakikaten büyük bir cihattır belki. Yeri vardır hiç dudağınızı bile kıpır, kıpırdatmadan kalbinizden bunu zikretmeniz hale gelebilir. Yani bunları böyle zaman, mekan, şahıslar ve ortamlarla e, sınırlı görmek lazım. Hocam bir de virtten bahsettiniz. Oraya tekrar gelelim demiştik de virt, evrat biraz onu açsak bir de onunla şun, şun, şunu bağlasak ee, yani şimdi herhangi bir virtte olmayan bir tasavvuf bir seyri sülük içinde olmayan Uğur e, Yılmaz'ın dediği gibi birisi peki ne yapacak? O günlük olarak ona hmm. ne tavsiye etmek lazım? Evet. Hangi zikirlere devam etse ee, güzel olur. Şimdi efendim tabii. Yani ibadet nasıl günlükse yani ritüel dedikleri bugünkü modern dünyada insanların günlük ve olduğu zaman insanı yönetmesi, yönlendirmesi, istikametlendirmesi bakımından müessir ise ona yardımcı unsur niteliğinde bulunan virtler de virt dediğimiz şey yani bir duanın, bir tesbihin, bir zikrin belli zamanlarda belli aralıklarla tekrarlanmasıdır. Yani dilin belli alışkanlıkları kazanmasıdır. Virdi zeban etmek diye bir tabir vardı mesela eskilerde. Yani bir şeyi virdi zeban etmek çok sıkça tekrarlamak. Dil alışkanlığı. Dil alışkanlığı. Ya burada da mesela, mesela kızdığımız la havle ve la kuvvete illa billah mesela bu aslında bir virdi zebandır. Yani kızdığımızda ağzımızdan aman kötü bir şey çıkmasın diye bunu Efendimiz'in de tavsiyesi olduğu için tekrarlarız. Veya ne bileyim işte sabahleyin kalktığımız, yataktan kalktığımızda okuduğumuz tesbihat ve dua. Yatağa yattığımızda okuduğumuz tesbih, dua vesaireler. Bunlar aslında bizim birtlerimiz sayabileceğimiz türden şey. Bunların dışında yani günün belli zaman ve saatlerinde, namazların önünde sonunda arkasında okuduğumuz dualar, tesbihler, Efendimiz'in tavsiye ettiği hadislerde el ezkar, ve ediye kitaplarında anlatılan dualar ve zikirler vardır. İşte bunların mutat hale gelip günlük tekrarlanması virt çoğu da evrat zaten bunu. Dolayısıyla irfan geleneğinde virdin evradın ayrı bir yeri var. Bir de hizip var. O hizip malum Kur'an-ı Kerim'in ayından ayına belli aralıklarla olan bölümlerine kullanılan bir ifadedir. O hizip de hani Kur'an-ı Kerim'den belli hizipleri günde okuma kaygısı ve endişesi kazanmak böyle bir cehd içerisinde olmadığına tavsiye edilen bir husustur. Yani şu kadar günlük hizmim var, bunu bunları okuyorum mutlaka günde diye. Yani ayda, haftada günde hatmeden insanlar var veya bu hiziplerle meşgul olan insanlar var. Yani bunların her biri bizim dünya işlerimizin dışında kalan zamanlarda Rabbimizle aramızdaki ilişkiyi daha düzenli hale getirmek üzere kendimize ayırdığımız zamanlardır. Hakikaten insanın kendine de zaman ayırması ile ilgili şimdi kişisel gelişimcilerin kullandığı bir tabir var. Yani insan günün belli saatlerinde özellikle sabahleyin yataktan kalktıktan sonra kendine bir zaman ayırması lazım diyor. Yani planlama yapmak için günün işte hangi saatlerde neler yapacağı ile ilgili tefekkür ve tezekkür için dünyevi bir mesaj veriyor. Aslında bizim e, ifan derneğimizde bu manevi hayatta hatta şimdi işte mesela benim çok hoşuma giden bir e, şey var son zamanlarda duyduğum. Dua da bir planlamadır diyorlar. Dua yani insanın seher vaktinde yani namazdan sonra yaptığı duada... çünkü zihninize... yani ya Rabbi beni şu şu hayırlı işlere muvaffak kıl diyerek bir hedef belirliyorsunuz, bir plan kurmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla insanın günlük dualarını değiştirip hani mutat olan dualar var. Ama bir de günlük olarak e, yapacağınız işlerle ilgili hedefler, hedefler koymak adına dualarınızı değiştirip Ya Rabbi beni bugün şu işlere yarın şu işlere muvaffak eyle gibi yani kulluğumuzun artması adına e, ibadetlerimizin çoğalması adına etrafımıza insanların insanlardan faydamızın artması adına böyle bir dua ve niyazlarla sabahleyin işe başlayıp günlük olarak da o dua ve niyazlarımızda ı Hak'tan talep ettiğimiz şeyleri gerçekleştirmeye çalışmamız e, hakikaten kişiliğimizin inkişafı adına önemli bir şey Çok diye düşünüyorum. Hocam. hocam bir sorumuz daha gelmiş. Evet. Ee, İslam'da ayin kavramı e, var mıdır? Ayin e, zikirle alakalı kullanılabilir mi diye evet. e, soruyu soran izleyicimizin ben ismini tam alamadım. Belki arkadaşlarımız söylerler, onu da söyleriz. Yani ayin, e, Şimdi ayin kelimesi e, Farsça bir kelime. Çünkü kilise ayini falan gibi kullanılacak. Farsça bir kelime. Farsça'da da e, merasim, e, şölen, e, Havva, gören Adahan. gibi ee, anlamları olan bir e, kelime bu. Dolayısıyla e, bu kelimenin e, bizde kullanımı daha çok e, tasavvuf geleneğindeki, ifan geleneğindeki e, toplu zikirler için kullanılan bir e, kavram olmuştur. Yani e, bizim e, geçmiş dönemlerdeki tekke ve zavilerde yapılan zikirlerin genel adına ayin denir. Yani Mevlevi ayini, Halveti ayini. Yani o zikrin topluca yapılan şeklinin ortak adıdır. Ama bu oradaki ayinden kastedilen elbette ki Hristiyanların kilisede yaptıkları ayin anlamına değildi. Yani ortak kelimelerin kullanılmış olması bunların e, mensubiyetlerinin ve anlamların da aynı olduğu anlamına gelmez. Yani isim aynıdır ama e, mana farklıdır. Yani Hristiyanların kullandıkları e, ayin kelimesinde daha çok onların işte kendi literatürlerinde var olan inanç esaslarının anlatılması, papaz efendinin işte muhataplarına bir takım nasihatlerde bulunması. Sonra da bunun işte bir şey eşliğinde, musiki eşliğinde sesli musiki olarak icra edilmesi gibi anlamlar şeklinde Toplu anlaşılır. ibadet ha. aslında, ibadet yapılan toplu e, evet, ibadet ibadet anlaşılabilir. Ama Hristiyanlıkta bizim bildiğimiz manada bir ibadet yok zaten. Yani bizim bildiğimiz gibi rükû, secdesi olan Cenab-ı Hakk'a karşı arz-ı budiyet ifade eden, orada sadece topluca okunan e, lafızlar var. şeyin papaz efendinin ve yanındakilerin okuduğu, evet. cemaatinde katıldığı e, ayin lafızları var. Yani dua, dua lafızları var belki. Veya ilahiler var. İlahiler var ama bizdeki olduğu gibi hep birlikte e, harekete dönük, duyguya dönük e, bir ibadet, Yok zaten belki e, bugün Hristiyanlığın en büyük problemlerinden birisi bu. Yani Hristiyanlığın içinin boşalmış olması, ibadetlerinin aşağı yukarı terk edilmiş olması ve sadece o e, lafızlardan ibaret e, şey, bir takım ayinlerin gerçekleştiriyor olmuş olması insanların mensubiyetlerini azaltmıştır. Yani bugün işte baktığınızda Batı'daki insanlar e, zahiren Hristiyan diye kaydediliyor ama kendilerine sorduğun zaman ben ateistim demek ihtiyacını hissediyor. Yani Hristiyanlığın hem inanç esaslarının hem işte o ayin ve ibadet esaslarının kendi manevi hayatına yetmediğini gösteriyor. Ama İslam öyle değil. İslam'da hakikaten baktığınız zaman yani gündelik olarak, haftalık olarak, aylık olarak insanlara telkin ettiği ibadetleri onun düzenli bir şekilde Allah ile ilişkilerini tertip ediyor. İnsanlarla ilişkilerine kurallar koyuyor. O yüzden de daha kalıcı, daha sistematik bir yapı oluşturmuş oluyor. Bu önemli bir ayrıntı Öyle yani. De. Hocam salavat e, zikir sayılır mı Tuğba, Kiraz? E, efendim salavat e, emri, e, Kur'an-ı Kerim'de malum Ahzab suresinde e, Cenab-ı Hakk'ın e, Müslümanlara, inanlara e, önemli bir e, yüklediği vecibedir ve her cuma günü hutbeden önce de mezinlerimiz bu ayeti kerimeyi okurlar ve salavat-ı şerife getirirler ve bizi de onu da getirmeye davet ederler. Ayet malum inna Allahu ya'muru ve inna Allahu ve melekatehu yusalluna alen nebi ya eyhellezina amenu sallu alayhi ve sellimu teslima. Allah ve melekleri Nebi Aleyhisselam üzerine salat ederler. Yani Allah rahmetiyle muamele eder. Melekler de ona dua ederler manasına. Ondan sonra devamında ey müminler, ey inananlar siz de o şanlı nebiye hem salat edin, yani selam getir, salat selam getirin hem de selam getirin diye emre emrediyor ayet-i kerime. Dolayısıyla bu ayet-i kerime kapsamında Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselama salatu selam getirilmesi e, hamdele, dua, zikir ve tesbih gibi İnanan bir Müslümanın boynunun borcudur bu hadis-i şerif kapsamına göre. Ayrıca Peygamberi aleyhissalatü vesselamın kendisine salatü selam getirilmesini emreden ve hatta ismi anıldığı halde yanında salatü selam getirmeyenleri cimrilikle, pintilikle değerlendiren hadis-i şerifler bulunmaktadır. Yani adım yanında anıldığı halde bana salatü selam getirmeyen pintidir, cimridir veya bunu yerde, yerlerde sürünsün gibi ve duaları da var Efendimizin. Ayrıca bana salatü selamlarınız cuma günü getiriniz. Cuma günleri sizin salatü selamlarınız bana ulaştırılır ve ruhum iade edilerek ben sizin salatü selamlarınıza mukabele ederim şeklindeki ifadelerle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın salatü selama mukabele ettiği ve dolayısıyla bunun önemi ile ilgili pek çok hadis rivayeti bulunmaktadır. Yine salatü selamın dua ve virdin bir kısmının olması ile ilgili, bir kısmının sallallahu aleyhi ve olması ile ilgili e, sorular üzerine Efendimizin e, biraz daha artırsanız iyi olur, biraz daha artırsanız iyi olsun olur. Hatta nihayet en sonunda e, e, virdimin, e, duamın tamamı size sallallahu aleyhi ve ibaret olsa e, ne buyursun ya olsa diye daha iyi olur şeklindeki rivayetinden anlaşılıyor ki peygamberimize salatü selam getirmek zaten, tamam, hem he, zaten hem hamdeleyi hem salveleyi hem diğer dualarda ihtiva eden bir zikirdir. Dolayısıyla salatu selam da zikrin önemli parçasıdır. Nitekim e, Süleyman Cezuli tarafından e, yazılmış Dela ile Hayrat diye bir dua mecmuası vardır. E, dinleyicilerimizin e, büyük bir kısmı onu bilirler. Ee, o dua mecmuasının muhtevasının tamamı e, salatu selam türlerinden ve çeşitlerinden ibarettir. Günlük, e, efendim haftalık, yıllık ve yılın belli zamanlarında getirilecek salatu selamların e, içine toplandığı, derc edildiği bir mecmuadır, bir ahsaptır, bir hizip Dolayısıyla e, bu mesela şey Osmanlı döneminde e, İstanbul'da ve bizim Osmanlı coğrafyasının tamamında çok yaygın bir dua ve zikir mecmuası olarak e, elden ele dolaşmıştır. Bugün de hala e, mütedavel bir kitaptır, çok okunmaktadır. Belli e, tarihler, belli e, gruplar o kitaptan istifade etmektedirler. Dolayısıyla Salatü selamın, e, şeyi e, zikirle olan istibatı ayetle de e, sabit olduğu için yani çünkü sonuçta hem Allah'ı hem pe Peygamberini anmış oluyoruz salavat selam getirdiğimiz zaman çünkü talebimizi Allah'a arz ediyoruz ya Rabbi sen Peygamberin Muhammed Vesselam'a salatınla selamınla muameleyle diyoruz e, ona işte şeylerimizle zan dualarımızla makam Mahmud'u e, vermesini niyaz ediyoruz yani dolayısıyla her türlü salatü selam vesilesi Cenab-ı Hakk'a kulluğumuzu arz ve Resulullah Efendimiz'e şefaatini talep ve ona duamız şeklinde gerçekleşmektedir. Bu bakımdan salatü selamın çok olması aslında bizim zikrimizin çoğalmasına vesile bir hadise olarak değerlendirebilir diye düşünüyorum. Hocam şimdi bir Burhan Sönmez bir izleyicimiz o da şöyle soruyor bize. Zikirde sayı meselesini soruyor. Sayı var mıdır? Gerçi e, hadis şeriflerde biz e, namaz sonrasındaki tesbihatta hatta 33'lü şeyle evet, öğretildiğini doğru. biliyoruz. E, 70 ile 100 arası günlük estağfurullah dedi dediğini Dediğini Peygamber Aleyhisselatü, Aleyhisselatü Vesselam'ın bu rivayetler e, var. Bu rivayetler e, var. Ama e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın İbn Hanbel, Ahmet İbn Hanbel'in müsnedinde gelen bir e, rivayet var. E, Efendimizin kuzeni Ebu Talib'in kızı e, Ümmühani var malum işte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zaman zaman evine gittiği, hanesine gittiği bir yakını. O Efendimiz hayattayken yani ileri bir yaşa ulaşınca bir defasında Efendimiz'e diyor ki Ya Resulallah artık yaşım ilerledi. Yani böyle çok uzun uzun Kur'an-ı Kerim okumaya, başka şeyler yapmaya çok gücüm yetmiyor. Ama fazla iş de yapamıyorum. Yani bana oturduğum yerden, böyle tekrarlayarak yapabileceğim bir şey tavsiye eder misiniz? Yani nasıl ne, neyi tavsiye edersiniz? Mealinde bir sual sorunca efendimiz Aleyhisselatü vesselam ona yüz defa Subhanallah, 100 defa Elhamdülillah, 100 defa Allahu ekber diye bizim o namazdan sonra bildiğimiz 33'lü tesbihleri yüze ibla ederek ee, kalan zamanlarda yani namazın dışındaki zamanlarda tekrarlamasını, tekrarlayabileceğini ifade ediyor. Yani Ahmet bin Hanbel'in geçen bir rivayet bu. Dolayısıyla bu tür rivayetler var. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan hem toplu... Sayı öğrettiğini biliyoruz. Evet, toplu yapılabileceği ile ilgili rivayetler var. Hem sayı ile ilgili rivayetler var. Dolayısıyla bu türden yani sayının devreye girmiş olması... Zaman zaman şu sayıda işte tesbih, istiğfar, şu sayıda salavat-ı şerife veya işte kelime-i tevhid denilmesinin bunlarla irtibatı olduğu söylenebilir kaldı ki insanın hani neyi ne zaman ne kadar yaptığını bilmesi de işinin düzeni bakımından da önemli yani bizim çünkü biz hakikaten zaman medeniyetine mensup bir ümmetiz yani bizim medeniyetimiz bizim peygamberimizin bize öğrettiği en önemli şey mekan değil zaman kullanımıdır o yüzden zamanın da nasıl değerlendirileceği hangi zamanda neler Kaç sayısında yapılacağı istikametindeki rekatlardan tutun da namaz rekatlarından tutun da dua, tesbihat ve zihir lafızlarına varıncaya kadar bunların hepsi bizim daha düzenli bir zihni hayata, daha düzenli bir kalbi hayata, daha düzenli bir gündelik hayata sahip olmamıza da bence çok Etkili... Sen yapısını da diyorsunuz, buna ihtiyacı var. hakikaten ihtiyac belli var. bir şeyi yapmaya ihtiyacı var. Evet. Hocam e, epey soru geliyor. Tefricilerimiz ehli zikir oldukları için hocam. Ne güzel, ne güzel, Konuyla alakalı soruları var. Nurcan Hanım, Nurcan Güler tefriciyeyi sormuş. Tefriciye, saat tefriciye hmm. e, zikir midir? diye sormuş. Aslında Kesinlikle. salavatla alakalı siz tabii, yani salavatla ilgili söylediklerimiz zaten e, o kapsam içerisindedir ama e, tabi salavat şey, şey, tefriciye de e, bir zikirdir. Çünkü orada da sonuçta e, bir takım sıkıntılardan kurtuluşla ilgili Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Çok ve da selam. güzel bir duadır. Tabi. Yani selam getirmek, sureti yapılan e, duadır. Dolayısıyla o da bir zikirdir. Yani zikir zaten çok e, kapsamlı bir kelime. Yani zikir dediğiniz zaman e, sözlük manasına baktığınızda hatırda tutmak demek, yad etmek. Yani unutmamak. dolayısıyla unutulmayacak olan iki şey var. Birincisi Allah'a verdiğimiz bir söz, el bezminde ilk belki o. Ona bağlı olarak hayat boyu Allah'ı unutmamak. Çünkü biz Allah'ı unuttuğumuz zaman Allah bize nefsimizi de unutturacağına dair evet. ayet-i kerimelerde işaretlerle rehberlik ediyor. Yani siz amana yani Rabbinizi unutmayın ki Rabbiniz de size sizi unutturmasın hmm. manasında. Dolayısıyla yani bizim e, unutmamamıza yarayacak olan namaz Kur'an kendisini zikir olarak tayin ediyor yani tarif ediyor. İnna nahnu ezellilr zikra diyor yani e, biz zikri yani Kur'anı biz indirdik onu biz koruyacağız diyor. Namazı Allah Teala Hazretleri zikir olarak anıyor. Yani baktığınız zaman Cenab-ı Hak'la ilişkilerimizi canlı tutmaya yarayacak, e, zihnimizde ve kalbimizde bu ilişkiyi sürekli kalacak her türlü eylem, bedavdır. vesile vesile, zikir zikirdir. kapsamı içerisinde. Dua da zikirdir, salat-ı selam da zikirdir, tefriki de zikirdir, zikirdir namaz da zikirdir, hepsi zikirdir e, ve zaten asıl olan o zikirle... Allah ile birlikte olabilmek olmaktır hocam. Hüseyin Bal bir izleyicimiz. Süremiz de azaldı ama bilmiyorum yani bu soruyu belki de erteleriz. Çünkü şey de bir soru. Genişte cevap isteyen bir soru gibi. Rabıta meselesini soruyor. Peygamber Efendimiz'in uygulamasında, ashab-ı kiramın uygulamasında eee rabıtaya dair bir dayanak bulabilir miyiz gibi. Ben onun sorusunu biraz yorumlayarak size aktarayım. Hüseyin Peki. Bal izleyicimiz. Şimdi ben e, rabıta kelimesi ee, aslında tabii ona yüklenilen anlamlarla e, doğrudan alakalı olmak üzere biraz anlam kayması da yaşıyor zaman zaman. Yani Rabıta deyince insanlar e, onu bir ibadet şekli, bir e, ne bileyim e, dua şekli falan gibi algılayarak e, bu yanılgıya düşüyorlar. Halbuki rabıta dediğiniz şey kelime anlamında gizli olan bir anlam taşıyor. Nedir o? E, rabıta bağ demek. Yani kalbi bağın adıdır. Yani bir insanın bir başkasına duyduğu meyil ve muhabbetin adıdır rabıta. Dolayısıyla anne ile evlat arasında, anne ile evlat, evlatla anne arasında, kardeşler arasında, karı koca arasında, toplumda birbirini seven insanlar arasındaki o sevginin mutlak adı rabıtadır. Ve herkesin rabıtası ölçüsünde birbirleriyle ilişkisinin canlılığı veya donukluğu söz konusudur. Dolayısıyla rabıta dediğimiz şey, bir sevgiyse, bir muhabbetse ve bunu eğitim aracı olarak kullanmaksa ki öyledir tasavvuftaki ve irfan gelenindeki adı e, elbette bu fıtri olarak herkeste vardır. Yani rabıta bir fıtri olgudur. Yani fıtratta var olan e, sevdiği insana benzeme temayülüdür. Yani çocuğun annesine benzemesi, kız çocuğunun erkek çocuğunun babasına benzemek arz etmesi, her yiğidin gönlünde bir aslan yatar sözünden yola çıktığımız zaman bu konuda çok söyleyecek söz var. İsterseniz bu bir başka ayrı bir şey program yapalım. Son dakikaya hocam. Ee, hakikaten bu önemli bir konu. Yani onu bir ibadet türü gibi görmemek fıtri bir olgu olarak görmek ve fıtri olgunun insan eğitiminde araç olarak kullanılması Beden gibi Modern psikolojinin de buna dair açıklamaları var. Edifi Identification diyorlar. Evet, buna, buna, belki hocam ayrı Aynı iyileşme bir... diye bir tabir var. Evet. oradan evet. yola çıkarak inşallah bir programımızı Şeyh buna... Hüseyin e, Bey bizi mazur görsün, evet. bizi izlemeye devam etsin. Evet. İlerleyin olarak. buna cevap Mesela şeyden de yeni bir zikreden bir, kıta daha okuyalım izin verirseniz. Hocam son 30 saniye artık siz uygun gördüğünüz bir belki... Evet, bir söyleyelim. Kıtayı belki. Zakir Safa'ya erişim erişir envarı zikrullah ile. Zikreden safaya erişir Allah'ın zikriyle. Aşık Hudaya erişir iksarı zikrullah ile. Evet. Yani duamız ve niyazımız işte bu güzel zikirlerle Safa mak, safaya ve Hudaya ulaşmaktır Cenab-ı Hazret'e ermektir. Hocam, ağzınıza sağlık. Evet efendim. Veda vaktimizde geldi. Ee, İnşallah bir başka programda buluşmak üzere bütün kardeşlerimize Allah'a emanet edelim. Ee, evet, bir başka irfan meclisinde buluşuncaya kadar Allah'a emanet olunuz.